Soğuk Savaş'ın ardından NATO en büyük tatbikatını başlattı. Aslında aktif savaş manevraları Şubat'ta başlayacak. Ama Amerikan savaş gemilerinin Avrupa'ya hareket edeceği tarih belirlenmiş durumda. Haberde ondan bahsedeceğiz. Rusya zaten NATO'nun hedefindeki ülke, NATO'nun karşısında kurulduğu ülke. Onunla ilgili olarak da önemli bir açıklama geldi. Önemli bir hamle geldi daha doğrusu Vladimir Putin'den. Çünkü bir senaryodan bahsediliyor. Önce Almanlar sonra İngilizler çok konuşmaya başladılar biliyorsunuz. Rusya, Belarus ve Kaliningrad üzerinden Almanya'ya sonra İngiltere'ye saldıracak gibi bir başlıktan, bir ihtimalden ya da bir korkudan bahsediliyor. İşte bu tatbikatın başladığı günde Rusya lideri Vladimir Putin Kaliningrad'a gitme kararı aldı. Rusya ile savaş olasılığının giderek arttığı bir dönemde NATO müttefikleri harekete geçti. Soğuk Savaş sonrası dönemin en büyük askeri tatbikatı başladı. Sarsılmaz Savunucu 2024 isimli tatbikata 31 NATO üyesi ve aday ülke İsveç'in orduları katılıyor. Aslında aktif savaş manevraları Şubat ayında başlayacak ama Amerikan çıkarma gemisinin Avrupa'ya doğru yola çıkması resmi başlangıç tarihi belirlendi. Tatbikatta 90 bin asker görev alacak. Manevraların gerçekleşeceği alan İskandinavya, Baltık ülkeleri, Almanya ve Polonya'yı kapsıyor. Tatbikat NATO'yu Rusya'dan gelebilecek olası bir saldırıya hazırlıyor. Senaryosu da NATO'nun 5. maddesi üzerine kurulu. NATO birlikleri müttefik ülke ya da ülkelere olası bir Rus saldırısına nasıl karşı koyulacağını prova edecek. Rusya ile savaş riskine karşı NATO çatısı altında kolektif adımlar atılırken Avrupa ülkeleri bir yandan da ulusal planlarını gözden geçiriyor. İngiltere'de yurttaş ordusu kurma planı gündeme geldi. İngiltere Genelkurmay Başkanı Patrick Sanders, şu anda İngiliz ordusunda sayıları 172 bini bulan düzenli ve yedek kuvvetlerin Rusya'yı durdurmaya yetmeyeceğini söyledi. Yurttaşlar da savaş için eğitilmeli ve donatılmalı dedi. Hey, let's go. No. Tüm bunlar yaşanırken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'dense dikkat çeken bir hamle geldi. Putin, NATO'nun dev tatbikatının başladığı gün Kaliningrad'ı ziyaret etme kararı aldı. Kaliningrad, NATO üyeleri Litvanya ve Polonya arasında kalan bir Rus toprağı. Ancak Rusya ile karadan bağlantısı yok. Putin, Ukrayna Savaşı sırasında Kaliningrad'a hipersonik füzeler yerleştirdi. Nükleer tatbikat yaptı. Daha önce Alman basınına sızan haberlerde Putin'in 3. Dünya Savaşı'nı çıkarma hamlesini Kaliningrad'dan başlatacağı öne sürülmüştü. İddiaya göre Putin, Kaliningrad ve Belarus arasında uzanan Suvalki koridorunu fethetmeye çalışabilir. Bu hamlenin Rusya ve NATO'yu savaşa sürüklemesinden endişe ediliyor. Şimdi yavaş.